Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ödev vlog çekeceğim ve bugün sahura kalkacağız. İlk günümüz. Onun için de vlog çekeceğim ama bu o vlog değil. Ayrı vlog çekeceğim onun için. Şimdi sizlerle ödevlerimizi yapacağız. Söz çözeceğiz, bir şeyler yapacağız, bir şeyler yapacağız. Sonra da sahur vlog da çekeceğim isterseniz. Bu videodan sonra onu görebilirsiniz. Neyse şimdi ödevlerimizi yapmaya geçelim. İlk başta dün ben kendi stabilo 23'lü stabilo boss aldım. Bir de neydi ismi? Touch Sketch diye bir tane kalem aldım. 48'li o var, 23'lü o var. Öyle kalemlerim oldu. Şimdi sizlere işte göstermeye gidiyorum. Hadi gelin benimle gidelim. Kalkmayın. Şimdi şunları göstereceğim. Evet arkadaşlar, şu anda kalemliğim bu. Size göstereceğim. İlk başta şu kalemliğimi bugün götürdüğüm stabilolarım var okula. Bunları bir yerlerine dizmem gerek ama. Şimdi onları dizdim. Bir de şimdi size Türk kalemlerim göstereyim. Bir başta böyle kutunun içerisinde sonra kalın içinde böyle bir sürü renkli kalem var. Bunları yerleştirelim. Evet arkadaşlar, şimdi bitti bu kalemi. Yerine koyayım. Bir de post-itlerim var. Ben bunları yapıştırdım böyle. Turuncu ve pembe renkli post-itlerim var. Sonra böyle pembe bir tane kalpli post-itim var. Sonra cuma yazan böyle bir post-itim var. Sonra salı yazan böyle bir post-itim var. Sonra Lina Mumerci, Necim'in böyle bir post-it var. Sonra böyle yeşil ve sarı olan bir post-it var. Şimdi onları da yerlerine koyacağım. Şimdi burada organizer var. Bunları böyle koyacağım. Bunu çok fazla deriz. Bir de burada sarı da post-it'im var böyle. Bunlar için böyle küçük küçük kitap şeyleri. Böyle. Şimdi sizlere gösterebilirim. Açıyorum. Evet arkadaşlar, 23'lü stabilom. 2 senedir falan istiyordum arkadaşlar. Ve aldım sonunda. Çok güzeller. Mesela burada bir gri rengim var. Sonra böyle çok sevdiğim böyle mavi değişik bir renk var. Sonra burada yeşil var. Benim genelde en sevdiğim renkler şöyle lila. Şu taraf genellikle. Aslında her yeri güzel yani. Şu üç tonda. Bu cırtlak sarı. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Çok cırtlak. Sonra şu bir tane de cırtlak bir tane şey var. Sonra cırtlakları göstermeye başladım. Devam edelim cırtlaklara. Şöyle bir tane cırtlak pembem var. Şu da cırtlak pembe. Bu da birazcık cırtlak pembe. Böyle bir turuncu var cırtlak. Sonra cırtlak böyle değişik bir tane stabilo var. Mor. Böyle. Sonra bir de böyle şeylerim var. Sonra bir de böyle Hello Kitty'li bir silgim var. Çok tatlı. Sonra burada okuldan arkadaşım yapmıştı bu uç kapağını, kabını. İnek desenli bir uç. Böyle. Şimdi bir sürü boş yaptım. Bu yüzden geçeceğim şimdi derse ama bugün Ramazan ve oruç olacağımız için kahve yapmayı düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Bu arada ödevlerim bitince de sahura kadar oturmayı düşünüyorum. Sahura kadar oturursam da sizlere vlog çekeceğim bundan ayrı. Çünkü bu farklı bir vlog. Eğer sahura kadar oturursam birlikte ders çalışacağız, sonra oyun oynayacağız. Roblox hesabımın ismini falan vereceğim. Öyle. O zaman hadi geçelim.
Skeç'im göstermeyi unuttum. Normalde okul sonrası vlog çekerken göstermiştim. Ama okul sonrası vlogumu atamadığım için sizlere tekrardan göstereceğim. Torch Skeç 48'li. Böyle bir kabı var. Ve burada inanılmaz değişik ve güzel renkler var böyle. Böyle. Benim en sevdiğim renkler 76 ve 75. Şu iki renge bayılıyorum. Bunun da altında standı var. Böyle kalemler içine giriyor. Bu da böyle ama bunun şeyini de çıkarmamı istiyorsanız çıkarabilirim. Bu arada arkadaşlar o gösterdiğim Touch Sketch kalemler defterde kalın sayfalara çizmemiz gerekiyor. Yoksa arkaya bayağı geçiyor. 200 sayfa falan. Bu yüzden ben onları defterde kullanamadığım için annem bile söyledim defterde kullanamıyorum diye stabile aldırdım. Sonra da böyle bir sürü kalem var işte. Şu böyle mavili falan kalemlerim var. Burası böyle şu anlık. Çayınca kendime kahve hazırlayacağım. Sonra ödevlerimi yapacağım. Ben normalde videolarda çok konuşuyorum. Bu yüzden video çok uzun sürüyor. Neyse şimdi aşağıya kahvemizi yapalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yine... Dur video başlatıyormuş gibi oldu şu an. Evet şimdi kahvemi yaptım. Babam geldi. Yemek yiyeceğiz. Sonra ben bir türlü ödeve başlayamadım. Öyle sonra ödeve başlayacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Bir şeyler yapacağız şimdi. Ödevledim. Ne bakacağım. Şimdi bir tane ödev defteri aldım çünkü küçüğü kaybediyorum falan. Bu da stabilo renkleri. Evet. Becerisi önemli 4. tema var. Sosyal ödevi var. Benim için bir tek sosyal ödevi önemli olduğu için şimdi sosyal ödevini yazacağız. Birlikte. O zaman ben sosyal defteri kitabını alıp geliyorum. Bu da Stabilo'nun kabı burada buldum. Arkadaşlar şu an defter kitabımı masaya bıraktım. Ödeve başlayalım sonra yemek yiyeceğiz. Bak 1, 2, 3 geldi. Şimdi ödeve başlıyorum. Zırt yuttum. Neyse boş ver. Senin için etmiştim kitabını. Başlıyor. En son ne yazdım acaba? Bize kadar şimdi başlattığımdan sonraki yerler. Buluşturdum. Okay. Şimdi arkadaşlar şu çizilen yerleri burayı yazacağım. Sonra bir de bu kesilerle kalemlik hazırlayacağım. Yarına. Arkadaşlar biraz mola verdim. Saçın başını da aldım. Şimdi aşağıdan şöyle küçük topçuklar getirdim. Bunları yiyeceğim. İçinde fındık gibi bir şey var. Bir de çikolata var. Şimdi yazmaya devam ediyorum. Arkadaşlarımla konuşabilirim bu yüzden. Videoyu kapatabilirim. Öyle. Bu kadar yazdım. Şurayı bitirdim. Buradayım. Karşım suda getirdi. Nelip. Sen bu limonlu gel. Hiç tatlı yok konuştun. Var ya tadı.
Hayır var. Ama böyle değişik bir limon tadı var. Hayır. Bu benim suyum. Sabah koymuştum ama. Oh. Arkadaşlar ödev bu kadarmış. Yani bu yüzden az sürdü. Yani hoca kabul eder inşallah doğru bir şekilde. Evet arkadaşlar, burada ses gittiği için seslendirme yapıyorum. Şimdi ben arkadaşlarımla konuşarak ödevlerimi falan yaptım. Bu yüzden size gösteremedim. Burada da kalemliğimi yaparken göstereceğim sizlere. Annem de aşağıda sahur için kahvaltılık falan hazırlıyor işte burada. Böyle. Şimdi de kalemliğimi hazırlamaya geçiyoruz. Burada da zaten kalemliğimi gösteriyorum. Böyle bir kalemliğim var. Yani rengini falan çok seviyorum. Kardeşime vermiştim. İçini leş etti ve yıkadık çıkmadı. Bu yüzden şimdi böyle kullanıyorum. İçerisinde hangi renk stabilo koysam diye düşünüyorum burada. Pembe tonlarını koymak istiyorum. Böyle açık pembe, soft pembe. Şimdi stabilo renklerini seçiyoruz burada. Yani mor tonlarını koymak istemiyorum. Bu yüzden şuradaki cırtlak pembelerden falan koyuyorum burada. Ama yine de güzel renkleri. Siz de alabilirsiniz. Ben Trendyol'dan aldım. 530 liraya aldım Stabilo 23'lü setini. Ve Touch Sketch'i de hepsi buradan aldım. Böyle. Şimdi cırtlak tonları koydum. Böyle. 5 tane var. Yani bir soft, diğerleri birazcık cırtlak diğerlerine göre. Öyle. Şu başka renk koysam mı diye düşünüyorum burada. Sonra vazgeçiyorum. Evet. Çünkü sadece pembe tonu alsın istiyorum. Ben pembeyi seviyorum arkadaşlar. Tüm renkleri seviyorum aslında da, yani pembeyi en çok seviyorum tabii ki. Zaten kızlar pembeyi sever. Şimdi buradan 2 tane uçlu kalem seçiyorum böyle. Kalemliğimin ön gözüne atıyorum. Sonra da böyle yazmak için, başlık atmak için keçeli kalemler oluyor ya. Onlardan falan koyuyorum. Stabilolarımı koyuyorum. Bu böyle açık bir cırtlak renk. Bu koyu bir cırtlak renk. Böyle böyle bir sürü cırtlak rengim var arkadaşlar. Bu soft olan. Ben soft olanı çok beğendim gerçekten. Burada da şimdi başlık atma kalemi koyuyorum. Yani nasıl desem, tükenmez kalem koyuyorum. Normalde siyah koyuyorum genellikle kalemliğime. Mor ve mavi koyuyorum. Çünkü bu renkleri çok seviyorum. Bir de deneme sınavımız olduğu için hocalar kırmızı kalemle falan kontrol ettiriyor. Ben de kırmızı tükenmez olmayan bir kalem koydum. Sonra da böyle silgi falan filan. Silgi koyuyorum. İnek desenli ucumu koyuyorum. Ondan sonra da normalde post-it koyuyordum arkadaşlar. Ama post-it bir işime yaramadığı için artık post-it koymuyorum kalemliğime. Sonra lip balmımı koyuyorum. Çünkü dudaklarım çok kuruyor ama götürmekten vazgeçiyorum sonra. Kalemliği hazırladıktan sonra. Çünkü oruç olacağım aklıma geliyor. Ve dudağıma bir şey sürmemem gerektiği aklıma geliyor. Böyle. Sonra mavi ve mor kalemimi koyuyorum tükenmez. Böyle. Ve kalemliğimi burada bitirmiş oluyorum. Çok, yani o kadar şey koymuyorum genellikle ama yine de doluyor kalemliğim. Böyle. Güzel bir vlog oldu bence. Sizlere o kadar gösteremedim ama olsun. Böyle videoların devamını istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Ödev vlog falan tarzı böyle. Çünkü sınav haftam tarihleri açıklandı. Onları da çekeceğim sizlere. Beklemede kalmayı unutmayın. Beğenmişsinizi beğenmişseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Oruç vlog istiyorsanız da yoruma yazabilirsiniz.